Merhaba, sınav yayınları 24 adımda TYT kimya bitirme setinin 16. adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan sınavyayın.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar, sınav yayınları TYT Kimya 24 adımda kimyanın 16. adımıyla birlikteyiz. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalarımızın İkinci aşamasını halledeceğiz birlikte. Haydi hemen başlayalım. Şimdi sevgili kuzular, tepkimelerde hesaplamalara önemli bir adımla giriyoruz. Karışım problemleri. Şimdi karışım problemlerinde önemli derdimiz şu. Karışımı oluşturan maddeler varsa, ki bir karışım olması için mutlaka birden fazla madde lazım, bunların tepkime denklemlerini mutlaka ayrı ayrı yazıyorum. Ve, bu denklemler üzerinde işlem yapıyorum. Her iki tepkime denkleminde her iki üç 5 kaç tepkime varsa ayrı ayrı denkleştirip verilerini kullanıyorum. Karışma oluşturan maddelerin hepsi tepkime vermeyebilir unutmayalım önemli ayrıntıdır. Bu tarz sorularda karışımdaki gazların mol sayıları, hacimleri, kütleleri hesaplanabilir. Şimdi bir de birbirini izleyen ardışık tepkimelerimiz var kuzular. O tepkimelerde bir mekanizmadan, birbirini izleyen sistemlerden bahsedeceğiz. Kimyasal tepkimelerin hepsi aynı anda gerçekleşmeyebilir. Bazı kimyasal tepkimeler ardışık olarak birbirini izleyerek 2 ya da 3 adımla gerçekleşebilir. Belki de 86 adımla gerçekleşir. Şükürler olsun ki ÖSYM e o kadar uzatmıyor işi. 2-3 adımda tamamlıyor. Birbirinize gerçekleşen bu tepkimelerin toplamından, taraf tarafa toplamaktan bahsediyoruz. Elde edilen tepkimeye net tepkime denir. Örneğin kalsiyumu nitrik asitle tepkimeye sokuyorum. Sonra oluşan e, hidrojeni azotla tepkimeye sokup amonya elde ediyorum. Amonyağı da yakıyorum oksijenle. Bu ardışık bir tepkime. Dolayısıyla tepkimelerini kullanıp Denkleştirmeyi sağladıktan sonra e, ne istemiş benden? 8 gram kalsiyum kullanarak başlatılan tepkimenin tam verimle oluşturduğu su kütlesini sormuş. Bakalım diğer maddelerin yeterince olduğunu varsayarsak e, kalsiyumun mol sayısı ile başlarım niye tepkime de benim işim mol sayısı. Kuzular 8 gram kalsiyumla başlatıldığına göre ve kalsiyum 40 olduğuna göre 0,2 mol kalsiyumum var. Tabii ki birinci aşamada tepkimemi denkleştirdim. Denkleşmiş tepkimeye baktığımda birden bir hidrojen oluşuyorsun. 0,2 moldan 0,2 mol hidrojen oluşur. Şimdi birinci tepkimede elde ettiğim hidrojeni ikinci tepkimede kullanacağım için buradaki kat sayısının ne olursa olsun. Bu tepkime de ne yapacağım arkadaşlar? Ee, elde ettiğim hidrojeni yerleştireceğim. 0,2 mol olarak. En aşıçı yürüdüm. Dedim ki 3'ten 2 oluşuyorsa 0,2'den 0,4 bölü 3 tepkime ürünü oluşur. Elde ettiğim amonyağı aldım. Son tepkime de yerine yazdım. 0,4 bölü 3 vardı elimde. Benden istenen su olduğu için 2'ye 3 oluşuyorsa 0,4 bölü 3'ten 0,2 mol oluşuru buldum. Yani burada elde et, burada yerine koy. Burada elde et, burada yerine koy. Kat sayısına hiç bakmadan tepkimeleri denkleştirmiş olmak önemli. 0,2 mol su oluşuyorsa bunun kütlesini, mol sayısını, tanecik sayısını hepsini bulmam mümkün. 3,6 gramla suyun kütlesini bulabiliyoruz bu örneğimizde. Şimdi kuzular gelelim bir de bir minnak inceleme yapmaya. N2O3 ve CO2 gazlarından oluşan 1,5 mollük karışım 5,7 mol atom içermektedir. Şimdi kuzular bakın. Evet burada bir çözümümüz var. Bu karışımı biz molde böyle karışımlar yapmıştık hatırlayın. N2O3 varmış elimde. Bir de CO2 varmış. Dikkat bana ne dedi? Elimdeki karışımım 0 şey özür bir buçuk mol dedi. Buna x, buna da y mol dersem bildiğim x artı y'nin 1,5 buçuk oldu. Sonra bana verdiği iki bilinmeyen bir denklem elde edince çözmek için neye ihtiyacım vardı? İkinci bir denklemi. E o zaman ne 2 o 3 ve CO2 için verdiği diğer bilgi İçerdiği atom sayısı. Ne 2 o 3'e baktım kuzuşlar 5 atomlu. O zaman buradan gelen atom sayısı 5x kadardır. CO2'ye baktım 3 atomlu. O zaman buradan gelen atom sayısı 3y kadardır. 5x ve 3y'nin toplamını da biliyorum. 5.7 şeklinde verdi bana soru. 2 bilinmeyen iki denklem her şeyi çözer. Eksi 3 ile çarptım. Y'lerden kurtuldum. Burada 2x'im kaldı. Buraya dört buçuk desek 1,2 mi kalır kuzular? x'im buradan 0,6 mol olarak bulundu. Şimdi N2O3 0,6 mol ise karışımın toplam 1,5 mol olduğuna göre CO2 de 0,9 mol olacaktır. Değil mi? Bu. Benden ne istedi? E, karışım kaç gramdır istedi? O bizim işimiz bitmiş, en güzelinden yapıştıralım hemen biz o işimizin sonucunu da kuzular. Ne iki ölçüm bir molünü hesapladım 28, 48, 76 gram olurdu 1 mol olsaydı. Çarptım 0, 6 çarpı 76 bunun kütlesi. CO2'nin bir molünü hesapladım 44. 1 mol olsaydı 44 gramdı. 0,9 muydu? 0,9 mol olduğuna göre çarpı 44'ten çarptım topladım. Sonucum 85,2 gram çıkıyormuş. Kopya çektim. <laughs> Siz de böyle sorularda işlem için kopya çekebilirsiniz kuzular. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bakın denklem oluşturmak benim için her zaman iyi bir çözüm. Evet pekiştirme aşamasına geldiğimizde. Şimdi kuzular bana ne vermiş bakıyorum. Aynı koşullarda bulunan hmm, önemli. Hacim için biliyorsunuz molle orantılama kadını önemliydi. C2H4 ve C3H8 gazları, C3H6 gazlarından oluşan 60 litrelik karışım varmış. Tamam. Bu karışım oksijenle tamamen yandığında oluşan karbondioksitin de yine hacmini vermiş kuzularım Kur'an neydi? Mutlaka bir karışım varsa karışımdaki gazların tepkimelerini ayrı ayrı yazacaktım. Aha da aşikyo. 2 karbon, 4 hidrojen, 4 e, 6 oksijenden 3. Hemen ikinci gazımı da yakıyorum. C3H6'yı artı oksijen. Her zaman ürünüm karbondioksit ve suydu bu bileşikler için. 3 karbon, 6, 3 de su, 6, 3 de buradan 9 bölü 2 de oksijen oldu. Şimdi kuzular ne demiştik? İki bilinmeyen, iki denklem her şeyi çözer. Birinci denklemim için başlıyorum. Madem hacimle mol doğru orantılı, x litre buna dedim, y litre buna dedim, x artı y'yi, bak önemli kural ne? Litreyi litreye. Molü mole, gramı grama eşitleyeceğim. E bunlara litre dedim. X artı Y. Yani bu gazların karışımı için bana ne demişti? 60 litre demişti. Yazdım. İkinci veriye gidiyorum. Kimi verdi? dioksiti verdi. Bu X ise karbondioksit 2X. Bu Y ise karbondioksit 3Y olacaktır. Doğru mu? O zaman 2X artı 3Y de buradan kuzular kaçmış karbondioksitim 160 litreymiş. Eksi 2 ile çarptım pıtı pıtı x'lerden kurtuldum. Burada y kaldı 120 y'ye 40 mı kaldı? Bak bulduğum şey net. Bu 40 litre ise hayır bu 40 litre ise y'yi bulduk çünkü. Karışım 60 litreydi. O zaman kuzularım bu ne oldu? 60'tan çıkardım. 20 litre olduğunu buldum C2H4'ün. Ha gazların zaten hacimlerini sormuş bana. C2H4, şurada minik bir çevirme yapalım. 20 litreyken ondan sonra diğer gazım da 40 litre ile Adana'ya gitti cevabım. Anlaştık. Yani hikayenin özü ne arkadaşlar? Denklem kurmak. Denklem candır. Her şeyi çözer. Öyleyse uygulamaya geçebiliriz. Tabii uygulamaya geçmek için ne yapıyoruz gene? Hemen pıtı pıtı kendimize yer açıyoruz her şeyden önce. Şimdi benzer mantıkta güzel bir sorumuz var gibi gördüm. Hemen bakıyorum. CH4 ve C2H4 gazlarının 60 litrelik karışımı tamamen yakıldığında aynı şartlarda bu oluşuyor. Bak gene ne yaptı? Gene bir yanmaya girdi. Neydi kuralım? Karışımdakiler için ayrı ayrı tepkime yaz ve eşitle. Eşitliyorum. İşte 2 buraya 2 buraya yazınca oldu. C2H4 gazı oksijenimi yazdım. Karbondioksit ve suyum oluştu. 2 e, buraya 2 buraya 4 6 3 de buraya tepkimem eşitlendi. Hadi verilerimizi yerleştirelim şimdi beraber. Ee, 60 litrelik karışım mı dedi. Bu x litre ise bu y litre. Evet bizim buna elimiz alışacak. x artı y 60 litre. Peki kimi verdi bana? Karbondioksit mi? Bu x ise bu da x. Bu y ise iki katı olacağı için bu 2y. Öyleyse x artı 2y'nin de kaç olduğunu okudum? 100 olduğunu okudum pıtı 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 eksiyle çarptım. X'lerim gitti. Y buradan 40 oldu. Y 40 ise X oldu sana 20. X kimdi? CH4. O zaman CH4'üm 20 litre. E, C2H4'üm de 40 litre olarak bulundu. B şıkkıyla yürüdük. Kuzular Basit formülü CH2O olan bir bileşim 1 molü 180 gram olduğuna göre hangisi molekül formülüdür? Şimdi kuzular bu tip sorularda birinci hareketin hep şu olsun. 1, 2, 1 oranı var. Yani 1 karbon, 2 hidrojen, 1 oksijenim var. Bu oranı uymayan şıklar olabilir. Varsa önce onları eleyin. Ama biz yürüyelim olaya. Şimdi CH2O'dan Öyle bir sayıyla çarpacağım ki ben bunu 180 elde edeceğim. E, parantezimin içindekilerin atom kütlelerini C'nin 12, H'nin 1, O'nun 16 olduğunu muhtelif sorularda gördük. Verilecektir size ÖSYM söz konusu olduğunda. 12 artı 2 artı 16 parantezimin içi 14, 30 mol oldu? 30 N dediğimiz sayı 180'e eşitmiş. Demek ki en sayısı yani kat sayımız 6. Yani ne dedi biliyor musunuz? Burası CH2O ya buradaki her şeyi 6 ile çarp dedi. E bu ne demektir? C6H12O6 demektir. Hop hop hepsini dağıttım o 6'yı gördünüz mü? O zaman da formülüm C6H12O6 ile C şıkkına düşer. İkinci sorumuz için bakın mesela B şıkkı ilk eğleneceklerden biri. Uymuyor oran. Bu uyuyor, bakayım bu da uyuyor, bu da uyuyor. B şıkkı eğlenebilir bir şıkmış. O da kenarda dursun bilgi olarak. Şimdi kuzuşlarım. Üçüncü soruya geldiğimizde. N2O3 ve CO2 gazlarından oluşan bir mollük karışım. Hemen karışımı aşağıya alıyorum. N2O3 varmış CO2 varmış dedim ki bu X mol olsun bu Y mol olsun artık elim alıştı her gördüğüm yere bunu yapıyorum bu X bu Y mol ise X artı Y'nin 1 olduğunu biliyorum bana soruyla ilgili verdiği diğer bilgiyi arıyorum 3.8 mol atom N2O3'e baktım 5 atomlu o zaman X mol olduğu için 5X atom buradan geldi CO2 3 atomlu Y mol olduğu için 3 Y mol de buradan geldi. Toplam atom mol sayısını buradan okudum. 3.8 işte size 2 bilinmeyen 2 denklem. Eksi 3 pıtı pıtı Y'ler gitti. 2 X'im kaldı. 0.8 kaldı. X dediğimiz 0.4 çıktı. Yani N2O3'ten 0.4 mol varken bundan da 1 mol'lük karışımsı 0, 6 mol var demektir. Karışım kaç gramdır? N2O3'ü sanki demin aynısı gibi bir şey yapmıştık. 76 gram. Karbon dioksitin 1 mol'ü 44 gram. 0,4 çarpı 76, 0,6 çarpı 44. 280, 304, 30,4 gram burası yapar kuzular. Çarpıyorum orada. 240, 24, 264, 26.4'te burası yapar. Toplam kütle için burayı eğer işlem hatası yapmadıysak 56.8 yapar. Kuzular benim bulduğuma göre de cevabım Ceyhan'a düşer. E bu da bize 16. adımda yeni bir öğrenme basamağının yolunu açar. Haydi bakalım görelim. Bir bileşin kimyasal formülü o bileşiğin yapısında bulunan elementlerin sembollerini ve bu elementlerin atomlarının bağıl sayılarını ifade eder. Yani bağıl sayı şu demek. Bir karbonu iki hidrojen var. O zaman ikiye dört var. Üçe altı var. Yani bu birse bu ikidir gibi. Birbirine bağlı ifadelerdir bunlar. Molekül formülü önemli bir ayrıntıdır. Kuzular... Bir tane molekül ya da bir mol moleküle ait gerçek sayıları gösterir. Şöyle ki, mesela size xy2 diye basit formül olarak belirlenmişeyim. Molekül formülü de xy2 olabilir. Ama x2y4 de olabilir, x3y6 da olabilir, x4y8 de olabilir, x86y172 de olabilir. Ama aradaki oran hep... 1'e 2 olmak zorunda. Anlaştık mı? Eğer size 1 mol bileşikteki gerçek değerleri veriyorsa burası basit ya da kaba formülken burası molekül formülü olacaktır. Anlaştık mı? Önemli olan burasının 1 mol veya 1 molekül için gerçek sayıları gösteriyor olması. Anlaştık. C6H12O6 formülü ile gösterilen glikozun 1 molinde 6 mol karbon, 12 mol hidrojen, 6 mol oksijen vardır. Bak. Bileşiği oluşturan elementlerin cinsini görüyorum. Elementlerin birleşme molce birleşme oranını görüyorum. Kütlece yüzdelerini biliyor olmam için atom kütlelerini biliyor olmam lazım tabii ki. Atom kütleleri biliniyorsa şöyle kütleleri kütlece yüzdeye de dönerim. Çünkü ben C6, H12, O6'da kütle oranına gidebilmek için C'nin 12, O'nun 16 olduğunu bilmeliyim. Ve aynı şekilde atom kütleleri biliniyorsa molekül kütlesini de gidebilirim buradan. Basit formül aynen şurada söylediğimiz sadece oran gösteren formül. Bakın unutmayın basit formülle molekül formülü her zaman ayrı olmak zorunda değil. Mesela karbondioksitin Basit formülü de karbon nioksittir. Molekül formül de karbon nioksittir. Ama C4H8 gibi bir gaz verdiyse şu iki sayı sadeleşebildiği sürece basit formül olmaz. En sade halidir basit formül dediğimiz. Anlaştık. C6H12'nin basit formülü ise şudur. En sade hali işte C4H8 budur. Mesela C3H8'i sadeleştiremezsiniz. Basit formül de C3H8'dir. Molekül formülü de C3H8'dir. Ee, bileşik hakkında molekül formülü bilgi verir, bir basit formül bileşik hakkında bilgi etmek yani şöyle bilgi edinebilirsiniz. Hangi atomlar oluşuyor? Hangi atomlardan oluşuyor? Atomların molce birleşme oranı nedir falan. Onları öğrenirsiniz ama Bileşim bir molü kaç gram gibi bir soruyu bir mol ya da bir molekül için soruyor. Basit formül üzerinden cevaplayamazsınız. Ee, CH2-COR basit formülü olduğu gibi bunun ve bunun da basit formüldür. Yani birden çok bileşiğe ait olabilir bir basit formül. Dolayısıyla da molekül formülüne gitmek için bir mole ait bilgi gerekir. Hah, bak işte burada az önce yaptığımız örnekteki gibi hatırlayın. Basit formülün kütlesi çarpı n yani o az önce bulduk hani dağıttık ya içeri işte onlar. Basit formülün kütlesini n gibi bir tam sayı ile çarpıp molekül kütlesine gidebilirim. Basit formülü n gibi bir sayı ile çarpıp molekül formülüne gidebilirim. Dolayısıyla basit formülden moleküle gidebilmek için bir mole ya da bir moleküle ait bilgi lazım bize. Bakalım bir incele aşamasında neler göreceğiz. Hemen bir örneğimiz var. Diyor ki bize 11,2 gram azotla 25,6 gram oksijenden oluşan bileşiğin basit formülü. Şimdi kuzular elimde azot varmış, oksijen varmış. Bunun 11,2 gram olduğunu, oksijenin de 25,6 gram olduğunu söylüyor. E elimde mutlaka N'nin 14, O'nun 16 olduğu ha işte şurada verilmiş olmalı. N'nin her biri 14 ise o zaman O'nun her biri 16 kaç N varı bulurum buradan? Azotun buradan sayısı hmm, kaç mol çıkar o? 8 4 kere 8, 32 olur. 0 8 mol çıkarken şu da daha çok mu 1.6 desek sanki çıkacak gibi 1.6 mol çıkar. Bak ne buldum biliyor musun? N'dan 0.8 mol varken O'dan 1.6 mol var. Böyle virgüllü formül gördünüz mü siz hiç? Göremezsiniz çünkü olmaz. E 0.8'e 1.6'yı ne yapayım? Bir kere tam sayı haline getireyim. İster hemen görüyorsanız 0.8, 1.6 arasındaki oranı 1'e 2 diye sadeleştirin. Ya da de ki göremedim öğretmenim ben. Genişlet onunla. N8, O16 sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. Al sana NO2 o zaman. Tamam mı? Yani mol oranını formül olarak yerleştiriyorum. Oran olduğunu da unutmuyorum. Anlaştık. Haydi bakalım yine bir pekiştirme aşamasına geldik. Şimdi kuzular bir azot oksit bileşiğinde diye başlayan sorumda dıt 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 bulunuyormuş. İyi biz de buluruz onları. Şimdi elimizde ne varmış? Azot varmış, oksijen varmış. Bunun içinde 10,5 gram azota karşılık 24 gram oksijen varmış. Ne yapıyordum? Hemen sayılarını bulmaya çalışıyordum. Dedim ki azotun bir molü 14 gram. Oksijenin bir molü 16 gram. Dur şuradakini hemen gördüm. Bu bir buçuk mole gelir. Bu da 14 bölsem bir ha bulunmuş var. Ay ne güzel kopya yeri buldum. <laughs> 0.75 molde azot gördüm. Kuzular 0.75'e 1.5 ya da 1.50 hani daha rahat görürüm oranı diyorsanız aynı basamağa getirip 1.50 mol iki katı değil mi? E o zaman formülüm ne olacak? Ne O, 2. Süper. Şimdi bulduğum şey, kuzular bakın bu bir oran. Bir oran olduğu için bulduğum şey basit formül. Sorunun devamını okuyorum. Bu bileşim mol kütlesi 92 olduğuna göre. Ha bak bir mol için bilgi verdim molekül formülüne gidebilirim. E hesaplayayım şurayı. 14, 32'den bu 46. Çarpı N 92 olacakmış. O zaman en dediğimiz sayı 2'dir. Yani bunu 2 ile çarp demek. Ne o 2'yi bulmuştum ya. Çarpı 2 şeklinde bir katsayı yerleştirip formülleştirirsem ne 2 o 4 ile A şıkkına ulaşırım. Anlaştık. Haydi devam. İkinci pekiştirgeçimizle Karbon hidrojenden oluşan bir bileşikte kütlece %20 oranında hidrojen vardır. Hemen aldım bebişler. C varmış, H varmış. %20'si hidrojense o zaman %80'i de Allah sizi inandırsın karbondur. Bileşik 8 atomlu olduğuna, ha bak yine 1 mol için başka bir bilgi verdi. Yürüyeceğiz oraya. Şimdi kuzular bu işin güzeli nedir biliyor musunuz? %80'i %20 ya. Yani bu oran dörde bir. Küçük sayılar rahat işlem. Sonra standart işime geçiyorum. Karbon 12, hidrojen 1 ise kaç karbon ve kaç hidrojen olduğunu bulmak için oranlıyorum. Karbonun mol sayısı 1 bölü 3 çıkarken hidrojenin sayısı 1 çıktı. C1 bölü 3, H1. Öyle formül olmaz. 3 ile genişletip basit formüle ulaşayım. Böylece elimdeki formülüm ch 3 olsun. Basit formülümü buldum. Devam ediyorum. Bileşiğin molekülü 8 atomlu. Örtmenim buradan moleküle nasıl gideceğim? Gene çarpı n diyeceğim. Kaç atom görüyorum burada? 1 karbona 3 hidrojen 4 atom görüyorum. Ama bu 4 n olarak gördüğüm sayının 8 olmasını istiyor. O zaman n dediğimiz sayı kuzular 2'dir. Yani c 3 olarak bulduğum formülü 2 ile genişletirsem c 2 h 6 ile de molekül formülüne ulaşmış olurum. Cevabım da şahanesinden bir a çıkar arkadaşlar. Evet uygulama aşamamızda ilk sorumuzu da halledelim. Kuzular bakıyorum yine bir karışım sorusu. Şimdi C2H4 ve C3H4 gazlarından oluşan karışım dıt dıt yıkılıyor şunlar oluşuyor. Karışımdaki gazlar kaçar litredir sormuş. Kuzular ne yapacağım hemen mutlaka tepkimelerimi yazacağım. Artı O2 karbondioksit artı H2O hop 2 hop 2 4 6'dan 3 buraya. Sonra C3H4'ümüzü de yakalım kuzuşlar. Artı oksijen. Ama hadi yazalım. 3 karbondioksit 2 su. Ondan sonra 6, 8. Şuraya da 4 mü gelecek bebişler? Şimdi geliyorum ne yapmaya? Denklem oluşturmaya. Gene şuna bir x. Ne verdi bana bilgi? Litre cinsinden. Tamam bu x litre olsun. Şu da y litre olsun. Bu x ise bu 3x. Bu 2x. Bu da 2x olacak. Bu y ise bu 4y. Bu 3y. Bu da 2y olacak ya. Bak elimde artık her şey var. Bana önce kimi verdi? Oksijeni. 3x artı 4y mi? 3x artı 4y. Kaç litreydi oksijenim? 27 litre. Yazdım. 27 litre. Ondan sonra başka kimi verdi kuzu? Suyu. Suyun de bakıyorum. 2x buradan, 2y buradan. 2x artı 2y de 16 litre oldu. E kuzular bunu 2 ile şunu da eksi 3 ile çarpsam x'ler gitsin. Buradan 8'i 6'ya 2 2'ye. Şurası 2'ye çarpınca bir bişler 54. Eksi 3 ile çarpınca eksi 48 oldu. 6 kaldı galiba. Y dediğim değer 3 litre olarak çıktı. Kuzularım Y 3 litre ise X'i de herhangi birinde yerine koyup bulabilirim. 6'yı çıkardım. 2X 10 oldu. X de buradan valla 5 litre çıktı. O zaman X yani C2H4'e X demiştik değil mi? X C2H4 5 litreyken C3H4'te 3 litre olarak A şıkkıda A aslanlar gibi yerleşmiş durumdadır. Hadi 2'yi de çözelim. Şimdi C'nin aşıkken Genel formülüne sahip bir bileşiğin 0,4 molü oksijenle artansız tepkimeye giriyor. Hmm. Böyle bir bilgi varsa hemen ne yapıyorum kuzular? Mutlaka bir tepkime yazıyorum. Oksijenle tepkimeye giriyormuş. karbondioksit ve su çıkıyormuş. Tamam. Bileşiğin 0,4 molü oksijenle artansız tepkimeye girecekmiş tepkime sonunda 1.6 mol dioksit oluşacakmış. Güzel. Buna göre bileşiğin molekül formülü nedir? Bak şimdi sorunun datlılığına bak. 0.4 moldan 1.6 mol oluşuyorsa bu birken bu 4 değil midir? Yani 4 katı değil midir? dioksit <laughs> daha çok kalbe benzemiş. Şunu karbondioksit yapıyorum kuzular. Bu birken bu dört ise karbon başına dört yazdım. Ve buna göre de karbonun sayısının dört olduğunu buldum. E, C4 ise hidrojenin iki katı olacaktı. O zaman hidrojende sekiz yani en güzelinden bir denizli şeker gibi. Hadi üçü de hemen halledelim yavrular. Bakıyorum gene sınırlarımı açtığım bir çözüm aşamasını <laughs> şuradan temizliyorum. Bir organik bileşin 24 gramı yandığında bıt bıt oluşmalıymış, oluşuyormuş. Şimdi organik bileşik ne demekti kuzular? Karbon, hidrojen, oksijen içerebilir demekti. Bunun 24 gramı yandığında 35,2 gram karbondioksit, Hmm 35,2 gram. Tamam. Ve 14,4 gram da su oluşuyormuş. CO2'dan da 14,4 gram oluşuyormuş. Tamam. Buna göre bileşiğin formülü. Tepkime yazarak çözelim. Daha önce yaptıklarımıza uygun olsun yoksa içindeki oranı bulup da yapabiliriz. Şimdi organik bileşiğimize X diyelim. Artı oksijenden karbon, dioksit ve su çıkacak gibi bir işler. Şuradan mollerini bulabilirim. Neden? Çünkü karbon, hidrojen, oksijeni biliyorum. Böldüm 44'e. Buradan karbon, dioksitin mol sayısı 0.8 olur mu kuzular sizce de? 32, 3.2, 35 de vallahi oluyor. Tam 0.8 mol eder. Tamam mı? Karbon dioksitime gittim 0.8 mol yazdım. Su için de yapalım. Bölü 18. Bence o da 0,8. 80, 64. 144. Evet. Bu da 0,8 mol kuzular. Bunu da buldum. Siz normal yazın tabii. işlem yapın. 0,8 mol oldu. Yani ne buldum? Bunların sayıları eşit. O zaman buradaki bilgiler nereden geliyor? Şuradan geliyor. Burada 0,8 mol Karbon varken 0,8 çarpı 2'den 1,6 mol hidrojen var demektir. Doğru mu? Karbonun 1 mol'ü 12 gram bebişlerim. E, 1 mol'ü 12 gramsa 0,8 mol'ü 8,96 9,6 9, gram oldu. Niye kütle buluyorum şimdi göreceksiniz. E, bunun 1 mol'ü 1 gram en güzel işlemi o 1,6 gram da bu oldu. Şimdi ben bileşimdeki karbon ve hidrojeni buldum ya 0,8'e 1,6 yani C1'se H2 katı olacağı buldum aslında. Ama bitti mi? Elimde oksijen var mı? Ya arıyorum ya bunu bulmak için de kuzular bana verilen şu bilgiyi kullanıyorum. 24 gram bileşik vardı bende. E Şu anda benim elimdeki toplam kütle 11,2 gram mı oldu? E, 24 gram olacaktı. 24'ten 11,2'yi çıkardığımda bileşimde ne kadar oksijen olduğunu bulacağım. <laughs> e, 24'ten 11, 13, 12,8 mi kalır kuzular? 12,8 gram da oksijen varmış. E, kuzuların bunun 1 mol'ü 16 gram olduğuna göre 0,8 mol eder değil mi? 0,8 molde oksijen varmış. Öyleyse benim formülümde bak şimdi ne oldu? C 0.8 mol oldu. Hidrojen 1.6 mol oldu. Oksijen 0.8 mol oldu. Böyle formül olmuyordu. Biz onu ne yapıyorduk? C H 2 O diye basit formüle gidiyordum. Hangisi olabilir sorusu şu demektir. Bu oranı sağlayan her şey cevap. Bir kere bunda oksijen bile yok. Olmaz. Devamına bakıyorum. Mesela şuna bakayım. 1, 2, 3 karbon var. Bunu saymanın kolay yolu bu. 1, 2, 3 oksijen var. Onu da yazayım. Hidrojen sayalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8. C3, H8, O3 oldu. Olmadı. Bu bana uygun. Olmadı. Şuraya bakıyorum. C3, H6. C3, h aslında 8, O2. Bu da olmadı. Allah Allah. C2H5OH hiç olmaz. Bak neden karbonlu oksijeninki farklı olduğunu görüyorum. Sanki şurası olacak mı? C'den dikkatli say. Bir burada, bir burada 2 var. Ondan sonra hidrojenden 3 burada, bir burada H4 var. Şurada da 2 oksijen var. Sanki oldu yahu. Vallahi şu benim istediğim formüle uygun dolayısıyla cevabım Ceyhan. Yani şu karmaşık görüntü sizi ürkütmesin. Say kaç karbon, kaç hidrojen, kaç oksijen yaz. Sadeleştir bakalım uyuyor mu formülü. Bu kadar aslında yaptığımız iş. Hadi bakalım o adım tarama testine gelmişiz. Ne kadar hızlıyız, çok akıllıyız. Hadi yapıştıralım sıradan şimdi. Şimdi birinci soruda bize diyor ki arkadaşlar sadece kaba formülü bilinen bir bileşiğin. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar kendinize rehber bir şey yazın. Mesela ne olsun? CH2. Hayır öyle bir şey yazmayın. Neden biliyor musunuz? Sizi şöyle yanıltır. Şimdi CH2 yazdığınızda siz karbonun 12 hidrojenin 1 olduğunu bilirsiniz. Ve soruda sanki o biliniyormuş gibi gelir size. Onun için sadece basit formülü biliniyor dedi ya x'li y'li yaz. X 2 olsun mesela formül. Anlaştık mı? Bilmediğiniz bir şey yazın. E o zaman x 2 dediğinde şimdi 1 mol x'e karşılık 2 mol y ye geldiğini biliyorum. Ama bunların kaçar gram olduğunu bilmiyorum. Neye ihtiyacım var? Atom kütlesine. X kaç, Y kaç? Vermemiş ki sadece basit formül biliyorum. Bu bulunamaz. Elementlerin türleri X var, Y var. Aha da buldum. Sonra mol kütlesi. Gene kim yok bende? Atom kütlesi yok. O zaman buna da oluşalım. Yani kütle bilgisine ulaşabilmek için atom kütlesine ihtiyacım var. Böylece de cevabımı bolu yapar, yürürüm. Şimdi gelelim ikiye kuzular. 0,3 mol X atomu içeren X'e 2 bileşiği ile ilgili. Dikkat. xs 2 dedi. Bunun 0, 3 mol x içerdiğini söylüyor ya. X'in kat sayısı 1. O zaman bileşiğin de 0, 3 mol. Neden? 1 mol bileşikte 1 mol x var. 0, 3 mol x olduğunu göre bileşiğin de 0, 3 mol. 0, 3 mol bileşiğin 52,8 gram olduğunu söylemiş. Ne soruyor bana? X'in atom kütlesini. Ne sormak lazım? 0,3 molü bu kadar gramsa 1 molü kaç gramdır bir bulalım çekelim olaydan. Ee, 528 bölü 3. 17 oradan 528 bölü 3 böleceğim şimdi onu kuzular. 17, 6, 176 eder. Bitmedi soru. Şıklarda 176 da olabilirdi. Neyi kaçırmayın kuzularım? Bunun X'e 2'ye eşit olduğunu kaçırmayın. S'nin 32 olduğu verilmişse burada 64 gramı S'dir. O zaman X'e kalan kütleyi çıkardım. 112 oldu. Demek ki X'in atom kütlesi 112'dir. A şıkkıyla yolcu ettik onu. Hadi bakalım. Üçüncü sorumuz da diyor ki normal şartlar altında hidrojen gazı ile tam dolu olan 28 litrelik bir çocuk bağını toplam 7,5 gramdır. Kuzular hiç soruya yürümeden bak böyle yapıyorum. Normal şartlarda 28 litre. Hemen neyi çeviriyorum? Mole. 1 mol 22 onda 4 litreyi de hatırlıyorum hemen. O zaman 28 litre buradan 1,25 katı olur. 1,25 mol e, hidrojen gazı varmış bizde. Bunun toplam 7,5 gramdır. İyi dursun bakayım. Hidrojen gazı ile dolu olan 28 litre çocuk balonunda toplam 7,5 gram varmış. Allah Allah aynı koşullarda başka bir gazla doldurulduğunda toplam kütle. Bakalım şimdi. İçeride 1.25 mol gaz varmış arkadaşlar. 7.5 grammış. Dikkat! 1.25 mol hidrojen. Bunun her biri 2 gram olduğuna göre 2.5 gramdır. 2.5 gramı hidrojen, 5 gramı balondan gelir. Dara alıyorum. Baya bildiğiniz darasını aldım. Balonum 5 gramsa buradaki gazım da 55 gram olacaktır. Peki benim içeride kaç mol gazım olmalıydı? 1,25 mol gazım olmalıydı. Çünkü aynı şartlarda doluyor olması için kuzular e, aynı basınçta aynı miktarda dolmalı. 55 gramı 1,25 molse 1 molü kaç gramdıra giderim buradan Ay bir mol oraya değil hemen şurayı düzelttim. Size yapmayın diyorum ya. Ben yapmazsam ayıp olurdu. 1.25 mol 55 gramsa 1 mol kaç gramdır? X'i buradan 55 bölü 1.25 ee, Nasıl bakayım 44 mu çıkar o Va, evet 44 çıkar kuzular 1 molü 44 gram 1 mol'ü 44 gram olan gazı arıyorum. Bunu hesapladım 64. Bunu hesapladım 32. Bunu hesapladım 30. Bunu hesapladım ha <laughs> işte 44'ü buldum. Dolayısıyla cevabım da denizli oldu böylece. İşte dördüncü sorumuz. şey gazının normal koşullardaki yoğunluğu 1.875 gram bölü litre. Arkadaşlar yoğunluk dediğimiz şey M bölü V'ydi. Doğru mu? Normal koşullardaki yoğunluk için kullanabileceğimiz çok önemli ifademiz var. Öz kütle. Normal koşullarda dediğimiz zaman aklımıza gelen hacim 22 onda 4 litre ama bu 1 molün hacmi ya. O zaman yukarıya yazdım, kütle de 1 mole ait kütle olur. E o zaman bana verdiği 1.875, 1.875 Eşit MA bölü 22. Bunu çarpamam kafadan. Bunu gerçekten kafadan çarpamam çocuklar. 1.875 çarpı 22 onda 4. Hesap makinesi kullanacağız. Ki MA bulalım. Kuzular hemen sizi destekliyorum olayda. 1. 1. 875 çarpı 22 onda 4 eşit 42 miş arkadaşlar. Sayılar biraz antin kuntinli olmuş. Siz yazarak mutlaka yapın. 42 dedim değil mi? Eması 42 olan bir gaz arıyorum demektir bu. Hesapladım. 24, 28, 36, 4, 6 daha 42. Aa 42. <laughs> Keşke çizmeseymişiz. Aradığımız 42 yani 4. sorunun cevabı da bol oldu. Şimdi kuzuşlarım gelelim 5. sorumuza. Şuraları yine sınırları aşmış çözümlerimizden kurtarıp şöyle 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 Yere açalım bakalım. Evet. Kaba formülü CH2 olan bir bileşik için Kütlece yüzde 40 karbon atomu içerir. Bir mol kütlesi dıt 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 yargılarının hangileri doğrudur? Bakalım hemen. Ne yapmam gerekiyor? CH2O. Şimdi kuzular kütlece yüzde 40 karbon atomu içerir diyor. Bilmiyorum ki bu 12 gramsa bu 2 gram bu 16 gram mıdır? Yani bileşim toplamda 14-30 gram mı görünüyor bu haliyle? 30 gram bileşiğin ne kadarı karbon? 12'si. 30 gramda 12 gram karbon varsa yüzde kaçtır? Soracağımız soru 1200 bölü 30'dan pıtı pıtı a yüzde 40 çıktı. Biri doğruladık. Çok basit. Mol kütlesi 90 gramsa. E biz burada bulduğumuz sayı 30. Kaçla çarpmam demek bu 90'a ulaşmak için? 3 ile çarpmam demek. O zaman Formülü 3 ile çarparsam C3 H6 O3 olur. Bir moleküldeki atom sayısı 3, 9, 12 olur. 2'yi de doğrulamış oluruz böylece. Karbon kütlesi, oksijen kütlesine nereye eşit? Kim kime eşit? Tabii ki de değil. O zaman üçüncü bilgi yalandır. 5. Ceyhan'la geçilir. Gelelim canımız 6. sorumuza. X2H4 gazının normal koşullarda 1 litresinin kütlesi m gramdır. Şimdi kuzular 1 litresi m gramsa bana ne lazım? X'in atom kütlesi diyor. E o zaman normal koşullarda ise 22 onda 4 litresi kaç gramdırı sorsam ve 1 molünün 22,4 m gram olduğunu bulsam uyar mı? Bu 22,4 m olan kim? X2H4. Şimdi şunu yaptım yani 2x artı 4h'nin 22,4 m olduğunu buldum. E, hidrojeni biliyorum ben bir. Şuradan bir 4 var. O zaman 2x eşit 22 onda 4 m eksi 4 olur. X'i yalnız bıraktım. 2x için değer bu. Bölüm x'in de 2'ye. 11,2M eksi 2 olacaktır. Yani E şıkkında verildiği gibi. Keyifli değil mi tepkimeler konusu? Ben severim. Bulmacı gibi pıtı pıtı onu bul oraya, onu bul oraya. Güzel konu. Şimdi arkadaşlar 7. soruda bir gaz karışımının yakılması var. Bakıyorum hemen ne diyor? CH4 gazı varmış. Oksijenle tepkime giriyormuş. Karbon dioksitle su oluşacak. Tabii ki hemen şöyle pıt pıt eşitleyelim. Bir de C2H4 gazı mı varmış? Hadi onu da yakalım karışımda. 2 karbon dioksit artı 2H2O yine 4 6 3'ümü de yazdım. Tepkimem eşitlenmiş oldu. Şimdi kuzular. 0,8 mollük bir karışımdan bahsediyor. 0,8 mollük karışım için x'e y dedim. Hep yaptığımı yapıyorum. x artı y'nin 0,8 olduğunu biliyorum. Verdiği diğer bilgi oksijen için. E kim için olursa olsun ben şunu biliyorum ya. Bu x ise bu 2x, bu x, bu 2x, bu y ise bu 3y, bu 2y, bu 2y. Hangisinden verirse versin. Benim elim hazır. Oksijeni mi vermiş? O zaman yazıyorum. 2x artı 3y eşit neymiş? 2.3 molmuş. Eksi 2 ile çarpalım x'ler gitsin. Y kalsın 1.6 çıkardım. 0.7 mol varmış. Şimdi dikkat 0.7 mol olan kim? Y. Yani C2 H4. Karışımım toplam 0.8 mol ise X dediğimiz bu da 0,1 mol olacaktır. Kuzular karışındaki co 4 gazı 0,7 moldur. Vallahi doğru. Oluşan CO2 gazı burası 0,1 burası 1,4 mol. Toplarsam kuzular ne oldu? 1,5 mol karbondioksit oluşmuş. E, 1 mol 44 gramsa çarptım 66 gramı buldum böylece. Toplam 1.6 mol su oluşmuştur diyor. Aa, bakalım hemen o kadar mı oluşmuş? Şuradan başka bir renk alıyorum. Aldım. Suyun mol sayısı x'e ne demiştik biz? 0.1, 0.2 mol buradan geldi. Y de 0.7 idi. O zaman bu da 1.4 mol. 0.2 artı 1.4, 1.6 mol Su oluşur. İnanın ki bu da doğru. Ne yazıldıysa doğrudur. Yedinci sorunun cevabı Edir nedir arkadaşlar? Evet, sekizinci sorumuzla devam ediyoruz sevgili yavrular. Şimdi sekizinci sorumuzda ne diyor bize? Bakalım. Hmm. C2H4 ve C2H2 gazlarından oluşan bir mollük karışım bu kadar mol oksijenle artansız şekilde yakılıyor. E iyi yakalım biz de. Şimdi C2H4 artı O2'den karbon ve suyumuz oluşacak. Artık çatır çutur yazıyoruz tepkimelerimizi. C ışıkken artı 2'yi ne yapacağım öğretmenim? Onu da yazacağız. Aynı şey hiçbir farkı yok. Artı O2 kuzular buradan da karbon dioksit ve su oluşacak. Farkı şurada ortaya çıkacak. N'e bağlı denkleştireceğim. N karbon var. 2 N artı 2 hidrojen olduğu için N artı 1 su var. 2 N, 3 N artı 1 oksijen, 3 N artı 1 bölü 2 O2 demektir. Tamam, şimdi burası dursun. Ben standart işime döneyim. <laughs> Bana diyor ki karışım 1 mol. Bu x mol, Y mol. O zaman X artı Y bir mol. Dursun. 4.6 mol oksijen gazıyla. Yani 3X 3N artı 1 bölü 2 Y. ne bak. O zaman 3X artı 3N artı 1 bölü 2 Y eşittir. Neymiş? 4.6 mol ediyormuş. Tamam. İkinci denklemimi de oluşturdum. Toplam 2.8 mol karbonyoksit oluştuğuna göre. Karbonyoksitime de yürüyün. 2x, ny y. Bak. Bir enni formül daha buldum. O zaman 2x artı n, y'den de ne oluşuyormuş kuzular? 2,8 mol karbon dioksit oluşuyormuş. Buna göre yanan diğer hidrokarbonun formülü hangisinde doğru verilmiştir? Örtenim böyle çok kalabalık oldu, gerçekten öyle oldu. Ama yapacak bir şey yok. Evet, denklemlerimizi oluşturduk. Şimdi kuzular bakın, x var, y var, n var. X artı y tek başına beni üzer. Ben de aldım şu N'e bağlı denklemleri kendi içinde sadeleştireyim. Bir kere şunu da bölü 2 siyormasın kuzular çarpın 2 ile burayı. Ne olsun? 6x artı 3n artı 1 y eşittir. Kaç oluyor? 9.2 oldu. Şunu da yazdım. 2x artı n y eşit 2,8. Ne yapıyorum? Şurayı eksi 3 ile çarptım. Normal denklem kuruyorum artık. Xlerim gitti, üstte ne kaldı? 3n artı 1 y, altta da eksi 3n y kaldı. Eksi 3 ile çarpmıştık, 6 8, 08 mi kaldı? Dağıtayım paranteze, 3ny artı y eksi 3ny eşit 08. 3ny'ler gitti, y'yi buldum 08. Bak, y'yi buldum ya. Y'yi bulduktan sonra geleyim şu kullanmadığım 0,8 molde yerine koyayım. X'e ne kalır? 0,2 mol kalır. Toplam 1 moldu karışımda hatırlayın. Buna göre yanan hidrokarbonun formülü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Y'yi 0,8 olarak bulduğuma göre bu 0,8 ise Bu da 0,2 moldür. Bu 0,4 mol olur. Bu 0,4 mol ise karbondioksit 2,8 mol ya 0,4'ü burada. Bu da 2,4 mol olur. Kuzular 0,8'e 2,4 demek. En sayısı 3 demek. En sayısı 3 ise yerine yazarım. C, 3, H, 8 olarak formülümü bulurum. C şıkkını yapıştırır, geçerim. Biraz işlemi kalabalık bir soru olur böylece. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Eşit kütlelerde CO2 ve CO3 gazları içeren bir karışım normal koşullarda 0.45 moldür. Şimdi kuzular CO2'nin, madem eşit kütle dedi, ben de hemen kütleye bağlıyorum olayı. Şurası 64 gramsa bu 80 gramlık bir gaz. Hemen ne yapıyorduk? Ortak kat buluyorduk bunlarda. Eşit kütlelerde olmaları demek. SO2 ile co 3ün ee, Sadeleştirsem bakayım kuzular. 16 ile mi sadeleşir? Bu dörtken bu 5 olacaktır. Yani bundan 5 alırken bundan 4 aldığımda kütleleri eşit olacak çarptım 64 ile kontrol ediyorum 100 320 çarptım 4 ile 320 eşit kütle buldum o zaman bu 5 mol ise bu 4 mol oldu karışımın kütlesi kaç gramdır demiş şimdi kuzular 5'e 4 alırsam karışımın toplam 9 mol oluyor ya benden istediği karışımın 0.45 mol olması 0.45 mol olması demek bunun 0,05 katı olması demek. 0,05 kat alırsam da 0 5 çarp, şimdi bunu 64 tarafı bilmem ne deyip 320 gram. Bunu 320 gram. Yani 640 gram bulmuştuk ya toplam karışımı. E bunu da 0,05 ile çarpacağım demektir. 6,4 veya 64 çarpı 0,5'ten karışımım toplam 32 gram çıkacaktır. Aynen C şıkkında olduğu gibi. Hep ne yapıyordum kuzularım? Kaç kat olduğunu bakıyorum. Kat oranı bizim için her şeyi çözen bilgidir. Peki <laughs> limit aşımlarınız hemen temizliyor. Ve 10. soruma geçiyorum. Onuncu sorumuzda bakalım bize neler söylemiş. Şimdi kuzular eşit kütlelerde neon ve SO3 kullanarak ne yapıyordum eşit kütle deyince hemen mol kütlelerine bakıyordum. Neon 20, SO3 80. Demek ki neonu 4 mol alırsam eşitlemek için SO3'ü 1 mol aldığımda kütlelerimiz eşitlenecek. Karışım 0.25 mol diyor. E benim şu anda karışımım 5 mol mü? 0.25 olması demek. Kaç katı olması demek kuzularım? 0.05 katı olması demek. Karışımda kaç gram neon vardır? E şu anda 4 çarpı 20'den 80 gram var mı? Kaç katını alacaktım? 0.05 katını. 8 çarpı 0.5'ten 4 gram mı olur? Olur. İşte B şıkkıyla 10. sorumuzda tertemiz devam eder. Gelelim 11. soruya. Tabi çözmek için neye ihtiyacımız var? Bolca yere ihtiyacımız var. Şu işlem kalabalıklarından kurtulup kendimize tertemiz bir sayfa açalım. İşte geliyor. Pıt 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 pıt. İşte bu. Şimdi 11. sorumuzda der ki x2 ve y2'nin tam verimli tepkimesinden x, 3 oluşacak. Ne yazalım? x2, y2'den x, y3 oluşacak. 2'yi yazdım. 3'ü yazdım tepkime eşitlendi. 0,4 mol bundan oluşuyormuş. bundan kuzular 0,4 mol oluşması için kat sayıları oranına baktım. 2'ye 1 ise bundan 0,2 harcanmalı. Bundan da 0,6 mol harcanmalı. Doğru mudur? Çatır çutur. oldu valla. Reaktiflerden birinden 0,2 mol artıyor. Dikkat. Şimdi 0,2 mol x2 de artabilir. 0,2 mol y2 de artabilir. Dolayısıyla şu anda benim karışımımda olabilecek olasılıkları yazıyorum. Ya ben bunu başlangıçta 0,4 molle 0,6 mol aldım. Ya da ya da bu 0,2 mol'du, bunda sıkıntı yoktu. Bundan artmış olduğunu kabul edersem 0,8 mol de bundan almış olabilirim. E ne oldu? Her ikisini de topladığımızda karışımın toplamının 1 mol olduğunu gördüm. Oldu. Bir de kesin doğruyuz. Y2'den en az 0,6 mol alınmalı. Bana gereken Y2 0,6 mol. Bu olmak zorunda. Fazlasında sıkıntı yok. Tepkime de toplam mol sayısı 0,4 mol azalmıştır. Bakalım. Başlangıcım 1 mol. 0,4 mol oluşanım artı 0,2 mol da artanımla birlikte 0,6 mol tepkime sonucum var. 1 moldan 0,6 mole düşen gaz mol sayısı 0,4 mol azalmayı verir. Dolayısıyla 0,4 mol azalmıştır. Doğru bilgidir. Yani 11. soru şahane bir Edirne'dir arkadaşlar. 12. sorumuza geldiğimizde der ki bize eşit kütlelerde tabii ne yapıyorum? Önce bir temizlik yapıyorum kuzular. Kendimizi bir yer açıyorum. Şimdi eşit kütlelerde alınan gazlarının tamamen yanması için toplam bu kadar mol oksijen gazı gerekir. Dikkat! C3H8'i yakıyorum. C3H8 artı denkleşmişini yazı veriyorum kuzularım artık. Çok ihtiyacım yok. 4H2O. 3 mol oksijen gazı mı gerekiyormuş? Dikkat! CO2 ne yapmaz burada? Önemli bilgi. CO2 yanmaz. Aa ikinci bir tepkimem yok. Her şeyi buradan yürüyeceğim. 3 mol oksijen mi gerekiyormuş? E peki 3 mol oksijen gerekiyorsa arkadaşlar o zaman C3H8'den kaç mol olduğunu bulurum. Neden? Çünkü 5 oksijene karşılık 1 C3H8 var. O zaman 3 mol oksijen için 5'te biri yani 0.6 mol C3H8 gazı bana yeter. Eşit kütle demişti. O zaman bir de kütlesini bulalım. C3H8 normalde 44 gramlık bir gaz. CO2'ye bakın. O da 44 gramlık bir gaz. O zaman bu 0,6 mol ise CO2 de 0,6 mol olmalıdır. Mol kütleleri eşit olduğu için mol sayıları da eşit olabilir. Son durumda toplam 2,4 mol karbondioksit gazı var mıdır? Bakalım. Şimdi kuzular bundan 0,6 mol kullandım. 1'e 3 oluştuğu için 0,6'dan 1,8 mol karbondioksit oluşanım var. 0.6 molde artan yani tepkimeye girmeyenim var. 1.8 0.6 daha 2,4 mol karbondioksit toplamda bende bulunan karbondioksittir. Doğrudur. Başlangıç karışımı 0.6 C3H8, 0.6 CO2 1.2 moldur Doğru. 4,8 mol su oluşur demiş. 1'e 4 oluşuyorsa 0,6 çarpı 4'ten 2,4 mol de su oluşacaktır. Hayır hayır 3. bilgi doğru değildir. Böylece 12. soruda da Ceyhan'la tamamlanır. Gelelim kuzularım 13. canımız sorumuza. Bir organik bileşin 0,2 molünü yakmak için 0,5 mol oksit. Tamam x dedim yakıyorum. Organik bir olduğuna göre CO2 ve H2O oluşacak. Bunun 0,2 mol yakmak için 0,5 mol oksijen kullanılıyormuş. Tepkime sonucunda 0,4 mol karbondioksit ve 10,8 gram, hadi hemen bunu da mole çevirelim, işimiz bitsin, 5,6, 06 mol su oluşuyormuş. Buna göre, Kuzular böyle bir şeyle karşılaştığımızda hemen ne yapıyorduk? Şunu 1'e getiriyorduk. 5 ile çarptık. Şimdi bunu 5 ile çarpıyorsak kat bizim için her şeydi. O zaman bunu da çarptık 5 ile 2,5 oldu. 5 ile çarptık 2 oldu. 5 ile çarptık 3 oldu. Bundan sonrası atom sayma. Kaç karbonum varmış? Bakın çünkü bunları artık kat sayı gibi kullanabilirim. 5 bölü 2, 2, 3. Kaç karbonum var kuzular? 2. Kaç hidrojenim var? 6. Oksijenimi mutlaka kontrol ediyorum. 4 buradan, 3 buradan, 7 oksijen var. Burada 5'i varsa 2 oksijen bileşimdedir. C2H6O bileşimin formülüdür. Basit formüle gidersem CH3O'dur. Aynen birinci de verildiği gibi. Molekül formülünü de bulmuştuk zaten. 1 mol'ü 10 Na tane atom içerir. Yani 1 mol'ü 10 mol atom içerir diyor. Sayalım. 2, 8, 10 mol atom içerir. Şahane bir E ile 13. sorumuza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet 14. sorumuza geldiğimizde. Kuzular CnH2n-4 artı oksijenden karbondioksit artı H2O dedim. Hemen Tepkimimi en bağlı denkleştiriyorum. N karbon, 2N-4 ise N-2 hidrojen, 2N, 3N-2 de oksijenim var. 3N-2 bölü 2 de oksijen sayım. Şimdi kuzular N'e bağlı denkleştirdiğimde yaptığım işlem de şu olacak öyleyse. 0, 4 mol bundan varsa 3.2 mol oksijen kullanılıyormuş. 8 katı mı? 8 katı olduğuna göre bu birken şu bulduğumuz sayı 8 olur. O sayı 8 ise 3n eksi 2 bölü 2 eşit 8. 3n eksi 2 eşit 16. 3n eşit 18. N dediğimiz sayı 3 olur. O zaman karbonu 3 olan bir şey bakıyorum. Bunlar gitti. Bu da gitti. A'ya düştü. Kuzular bir minne hata. C3H4. En yerine 3 koyarsam 6, 2. O zaman Cn şurası. 2n-2'dir. Bir basım hatasıyla kurtarılmış sorudur. 2n-2 üzerinden çözerseniz çat diye A'da doğru cevabı bulacaksınız. 14. sorumuz için. Şimdi 15. sorumuza geldiğimizde kuzular. N mol C2H4, N mol C3H4 gaz karışımını tamamen yakmak için. Dikkat! Bu ne demek? Eşit molde bu gazlar demek. E gazlarımız eşit molde ise. Şimdi kuzular şurayı sileyim üstüne yazayım soruyu. Hemen aldım aldım pıtı pıtı. Pıtı pıtı pıtı. Hı. Şimdi İki ayrı tepkimen var demektir bu durumda C2H4 artı O2'den yaktığım karbondioksitim oldu, suyum oldu, 3 de oksijen yazdım. Öbürü için aldım C3H4 artı e, O2 karbondioksitemi suyumu yazdım işte oldu. 6, 8, 4 de buraya yazdım. Tepkimelerim şu anda eşit. Kuzular bana tepkimede gereken moldü. O zaman şunu da hemen mole çevirdim. 22 onda 4 bölü 32 dersem oksijenin mol sayısını bulacağım. 7 kere midir? 210, 14. Evet 0, 7 mol olacaktır. Tamam mı? E bebişler en mol buysa en mol buysa 3 en bu 4 en budur. Yani 7N dediğimiz sayı 0, 7 mol. O zaman N dediğimiz sayı hmm, çok zor 0, 1 mol. Dikkat edin 0, 1'e atlamayacağım cevapta. Neden? Karışımın molünü sordu. Yani benden istediği 2N. 0, 1 burası. 0, 1 burası olmak üzere. 0, 2 mollük karışımım var tepkimenin başlangıcında yani 15. sorumuz için şahane bir B şıkkına sahibiz. Haydi bakalım 16. sorumuzla devam edelim. Şimdi arkadaşlar, dostlar, kuzucuklar, yavrular hemen bakıyoruz. Bu kadar gram x içeren 0,2 mol bileşiğinin kütlesi 16,8 gramdır. Güzel. Şimdi Tepkimimin içindeki x'in, pardon bileşimin içindeki x'in kütlesini biliyorum. Yani bana diyor ki 0,2 mol bileşik bu kadar gram x içeriyor. Ve bileşin toplam kütlesi de bu. Bu işlerde en pratik olan neydi? Bunu 1'e çevirmek. 1'e çevirmem demek bunu 5 ile çarpmam demek. E o zaman her şeyi 5 ile çarpabilirim. Bu 68 eder değil mi? Hmm, evet. Bu da 5 e çarparsam 84 eder. Anlaştık mı? Yani bileşim 2x ve en oksijenden oluşan bileşin 68 gramı x'tir. 84 gram toplamsa arkadaşlar buradaki 84'e ulaşmaya 16 mı kaldı? 16 gram da oksijen var demektir. 2x'im 68 gramsa ki bir mol bileşiğe gelmiştik ya o zaman X'in kuzular buradan 34 çıkar. Oksijenin her biri 16 ise o zaman en dediğim sayı da 1'dir. X'in atom kütlesi 34, en dediğim sayı 1. Cevap, tabii ki haklısınız, Adana'dır 16. soruda. Haydi 17'mize de bakalım. Ay üstünde de boş yer varmış, oraya da yazalım. Şuradan da. Bir sonraki sorumuza da hazırlığımızı yapıp temizliğe girişelim. Şimdi kuzular bize diyor ki 45 gramlık bir örneğin analizinde 18 gram karbon, 3 gram hidrojen, 24 gram oksijen elementi belirtildiğine göre kuzular ne yapayım? Bakın şimdi işim çok kolay. Karbon var, hidrojen var, oksijen var. Bunda 18 gram karbon varmış. 3 gram hidrojen varmış. 24 gram da oksijen varmış. Toplam sağladı mı? 27, 35, 45 oldu toplam. Bakın sorunun tamamlanması çok basit. Neden? Çünkü ben aslında C12, H1, O16'yı biliyorum. Peki o zaman karbonun her biri 12 ise 1,5 mol karbon olduğunu buldum. Hidrojenin her biri 1 bir ise 3 mol hidrojen olduğunu buldum. Oksijenin her biri 16 ise 1,5 mol de oksijen olduğunu buldum. Yani benim formülüm C1,5 H3 O1,5. E tam sayı yapalım bunları. Yapalım öğretmenim. C3 bu 3 mü B gibi yapmışım 3. C3 H6 O3. E, daha sadeleşir bu. Basit formül dedi çünkü CH2O şahanesinden bir C şıkkı karşımızda. 18. sorumuza bakalım. 18. soruyu şöyle bir gözcüğüyle gördüm ve hemen önemli bir bilgiyi hatırlamam gerektiğini bildim orada. Kuzular magnezyum ve bakır karışımını HCl ile tepkimeye sokuyorum. Çok önemli bilgim var orada. Ne? Bakır yarı soy metal. Yarı soy metaller oksijeni içermeyen asitlerle tepkime vermez. E, HCl'de oksijen var mı? Yok. O zaman bu tepkime sadece magnezyumla gerçekleşir ve buradan da MgCl2 artı H2 oluşur. Hop bir de mi eşitledim. Normal koşullarda 22 onda 4 litre yani 1 mol hidrojen gazı çıkıyormuş. Kuzularım bir mol hidrojen gazı çıkıyorsa kat sayıları eşit olduğu için bir molde magnezyum kullanılmış demektir. Bana karışımın 56 gram olduğunu söylemiştim. Magnezyuma bir baktım 24 gram. O zaman demek ki benim karışımımda 1 mol yani 24 gram magnezyum var. Karışım toplam 56 gramsa bunun 24 gramı magnezyumsa 32 gram bakır da karışımın kalanını oluşturur. Bakır kaç gramdırı sormuş. Yaşasın mole bile çevirmeye ihtiyacım kalmadan cevap nefis bir denizli ile son bulur. 19. canımız sorumuz. Gene benzer bilgi var dikkat. Gümüş alüminyum alaşımı HCl ile tepkime girecek. Kuzular gümüşüm yarı soy metal. Şimdi yarı soy metal HCl ile tepkime vermeyeceğine göre tepkimeyi verecek olan sadece alüminyumdur. Alüminyum klorür ve hidrojen gazı çıkarır aktif metaller. Tepkimi tepkimemi eşitlemek için ne yapalım? Şunu 6 yazsam, şuraya 2 yazsam, şuraya 3 yazsam, bir de alüminyuma 2 yazsam tepkimem denk. Tepkime sonucunda 0, 3 mol hidrojen gazı oluşmuş. O oh, oran da çok güzel. 3 mol olan 0,3 mol olmuş. Gümüşü soruyor. E alüminyumu bulur çıkarırım öyleyse. Bu üçgen alüminyum 2. O zaman bu sıfır üçgen alüminyumum 0,2 mol olur. Dikkat karışımın 50 gram olduğunu biliyorum. 0,2 27 ile çarparsam alüminyumun hmm, atom kütlesi bana vereceği 5,4 gram. Alüminyum kütlesidir. Anlaştık mı? Peki 5,4 gram alüminyum varsa 50 gramın çıkarayım bakayım 50 eksi 5,4 ne yapar kuzular? Ee, 44,6 gram ne kaldı bize? O zaman gümüş kaldı değil mi? 50 gramın 44,6 gramı gümüş. Çünkü benden istediği şey gümüş metalin kütlece yüzdesi hangisidir diyor. 50 de 44,6 ise yüzde kaçtır? 2 katı 2 katı 88 89,2'dir. Gümüşün kütlece yüzdesi Edirne ile yapıştırır, taçlandırır. Yürürüz 19. sorumuza. Şimdi 20. sorumuzda bakarsak kuzularım ne diyor bize? Organik bileşik dedi. Gene bilmiyorum. Gene X yazdım. Artı oksijenle tepkimesinden tabii ki karbondioksit ve su oluşuyormuş. Ne istiyor bizden? 0,8 molini yakmak istiyormuşum. Bundan 2,4 mol oksijen gazı harcanırken 1,6 mol karbondioksit ve 2,4 mol de su oluşuyormuş. Neydi kural? Bileşiğe bağlı yürü. 8'e 2,4 ise 3 katı mı? Bu 1 ise bu 3. 8'e 1,6 mı? 2 katı. O zaman burası 2. 8'e 0,8'e 2,4 ise bu da 3 katı oldu. Bitti. Hadi okuyalım şimdi. Kaç karbon? C2. Kaç hidrojen? H6. Oksijeni mutlaka kontrol ediyorum. 4. 3 de buradan 7. Burada sadece 6 var. Demek ki oksijenin biri de bileşimin içinde saklıymış. De, B şıkkı 20. sorunun cevabıdır arkadaşlar. Şimdi kuzular 21. soruya geldiğimizde diyor ki 128 gramında 48 gram karbon atomu bulunmaktaymış bir bileşiğin bileşikteki en sayısı kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. 48 gram karbon normalde 4 mol karbon. 4 mol karbon olsaydı burası C4. En yerine koyduğumuzda H10O olurdu. 48, 10 buradan, 16 da burada. Topladığımız zaman kuzular 128 verdi mi? Vermedi. Demek ki 4 mol karbon yok. En sade haliyle düşünelim. Karbonun atom kütlesinden gidelim. Yani şurası 12 olsaydı. Karbonun mol sayısı 1 olacaktı. Karbonun mol sayısı 1 ise 2n artı 2 dediğimiz yer 4 olacaktı. Bu da bir e, hesaplıyorum o zaman 12'ye 4 gram hidrojen, 16 gram da oksijen, 20, 32 gram bileşik. Şimdi istenen oranı verdim o bizim için önemli. 32 gram bileşikte 12 gram karbon varsa 128 gram bileşikte kaç gram olur sordum. 48 verdi. İstenen oranı uygun. O zaman en dediğimiz yere 1 yazmak bizim için de çok uygundur. Sayıların tutarlı olmasını kontrol ediyorum. Şimdi 22. sorumuza geldiğimizde, evet işaretlemişiz E'yi ona baktım. 22. sorumuza geldik. harika az önce kullandığımız bir bilgi var sodyum ve bakır içeren alaşım HCl ile tepkimeye giriyor. Demek ki Cu tepkime vermeyecek. Sadece HCl tepkime verecek. Canımızın acılımız ve hidrojen gazımız açığa çıkacak. tepkimemizde de şöyle eşitleyebiliriz. Şimdi alaşım 5 mol ama sodyumu bilmiyorum. Oluşan 22 4 litre normal koşullarda 1 mol hidrojen gazıymış. Kuzularım bu bir molse. Bakın bu yarımken sodyum 1. O zaman bu birken sodyum 2 mol olacaktır. Sodyumun 2 mol olduğunu biliyorsam karışımım toplam 5 mol ise bakırıma kalır 3 mol. Alaşımdaki bakırın molce yüzdesini vermiş. E peki 5 mollük alaşımın 3 molü bakırsa kuzular o zaman bu yüzde kaça gelir? tabii ki haklısınız. Yüzde 60'la şahane bir cevaba ulaşırız. 23. sorumuza geldiğimizde. NX, -E formülündeki bileşin 0,2 2 molü yakıldığında hemen alıyorum. NX varmış, AŞ -E varmış. Bunu yaktığımız zaman NO2 ve H2O oluşuyormuş kuzular. Verilerimizi de yazalım. Neler verildi? Bunun 0,2 molini yaktığımızı biliyoruz. Bileşiğin molekül formülünü bulabilmek için yani diyor ki x'i ve y'yi bulmak istiyorum gerçek sayılarını. Bunu bulabilmek için hangilerinin bilinmesi gerekir? Bana dese ki oluşan NO2'nin mol sayısı. Uyduruyorum. 0,4 mol de bundan oluştu. Ne anlarım? İki katı var. Ha demek ki buna iki gelecekti deyip x'in iki olduğunu bulurum. Bu bana lazım. Azotun mol sayısını bulmak için. Harcanan oksijen gazının normalde o biraz antin kuntinli. Bakayım azot ve hidrojen elementlerin atom kütleleri. Şimdi kuzular elimde kütle ile ilgili hiçbir bilgi yoksa üçüncü ile de işim yok demektir. Peki devamına bakalım öyleyse. Ne göreceğiz? Harcanan oksijen gazının normal koşullardaki hacmi. Şimdi 0,4 mol. 1'e 2 oranını buldur diye bize uydurduk biz o sayıları. Buradan 4 oksijenin geleceğini biliyorum. Eğer bana şurada toplamda yine uyduruyorum kuzular 6 oksijen harcandı dese o zaman ben 4'ü buradaysa 2'si buradadır deyip hidrojenin mol sayısını da bulabilir miyim? Bulurum. Ama bak bir tek başına yetmez, iki de tek başına yetmez. Bir ve ikiyi aynı anda bilmeliyim ki cevabıma ulaşabileyim. Adımın son sorusu. Hadi bakalım onu da hemencecik çözelim. Kalsiyum ve bakır alaşımı heyceleyle sanki sizi duyuyorum bakır tepkime vermeyecek. Aferin size kalsiyum ve HCl tepkimi girecek. COCl2 kalsiyum klorür oluşurken hidrojen gazı açığa çıkacak. Hop bir de eşitledim tepkimemi. Alışımın %75'i azalmıştır kütlesi. Aa, o zaman bu tepkime de kütlenin %75'i kalsiyuma aitti. Öyleyse kuzular kütlece %75'i buna aitse kütlece %25'i de Bakıra ait demektir. Mol sayıları arasındaki oran hangisidir? Şahane. Şimdi kalsiyum için kütlesi 75 gram kabul etsem 100 gramlık karışımda. Kalsiyumun 1 molü 40 gram ya. Bu kalsiyumun mol sayısı olur. E, aynı şeyi bakır için yapayım. Bakırda 25 gram kalmıştı. Değil mi? Alaşımda. O zaman şurada şurada oranlamıştık biz onları. Bakırın her biri 64. Benden istediği mol sayıları arasındaki oranı oranladım. Yani 75 bölü 40. Alttakini ters çevirdim, çarptım. 64 bölü 25. Hop bir de hop bir şuradan 3. Şunları 4 ile sadeleştirsem 10'a 16 oldu. Hatta 5'e 8 oldu. 3 kere 8'den 24 burası. 5 mi kaldı sadece aşağıda? Aşağıda da 5 kaldı. 24 bölü 5 ile 5 şıkkına ulaştık sevgili kuzular. Böylece 16. adımın da sonuna geldik. Çatır çutur çatır çutur tepkime çözeceğiz. Harika çözümlerimizle kendimizi mutlaka kontrol ettikten sonra 17. adıma gelip buluşacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi kalın. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.